Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili ve bağlı kuruluşlarından gelen arkadaşlarla birlikte bugün Sinop'tayız. Bir dizi temasta bulunmak üzere buraya geldik. Bu toplantılara söylediğim gibi ilgili ve bağlı ve merkez teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla birlikte katılıyoruz. Tanışacak olursak SGK bize bulunmakta. Bugün buraya gelmemizin sebebini kısaca açıklayacak olursam da tüm paydaşlarımızla görüşmeler yapmak, işverenlerimizin sorunlarını dinlemek, onlara uygulamakta olduğumuz teşvik programları ya da işkurun uyguladığı aktif işgücü programları hakkında bilgi vermek bulunmak üzere geldik Sinop'a. İlk olarak SGK İl Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Hem SGK İl Müdürlüğümüzde oradaki vatandaşlarımız hem de çalışanlarımızla verdiğimiz hizmetlerin kalitesini üzerine bir değerlendirme yaptık. Oradan buraya gelerek burada da gene İşkur İl Müdürlüğümüzde bir değerlendirme toplantısında bulunduk. Bundan sonra da bildiğiniz üzere Sanayi Ticaret Odaları ve Esnaf Sanatkar Odaları ile birlikte bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yine bu binada gerçekleştirecek bir toplantı. Bu toplantıda işverenlerimizin söylediğimiz gibi sorunlarını ve ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyeceğiz. Bu toplantıya gene aynı şekilde sendika temsilcilerimiz de çağırdı. Yani tamamıyla aile değil, tüm paydaşlarımızla bir araya karşılıklı bir tartışma ortamında gerçekleştireceğimiz bir toplantı olmasını planlıyoruz. Tabii bu toplantıları yapmanın, bu istihdam seferberliğini, daha doğrusu bu çalışma hayatındaki milli seferberliği başlatmamızın sebebi, malumlarınız olduğu üzere işsizlik oranlarında son dönemlerde yaşadığımız artış oranları. Buna ilk planda proaktif bir tedbirle nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bunun daha aşamalara geçmeden, daha rahatsız edici aşamalara geçmeden ilk aşamalarında doğrudan bir müdahale yaparak bunun tekrar işsizlik oranlarını aşağı çekecek bir mekanizma üzerinde nasıl çalışabiliriz diye yapıyoruz. Esasında İşkur ve SGK üzerinde yaptığımız bir takım hazırlıklar var. Bu aktif işgücü programlarının özellikle yeniden değişen ihtiyaçlara göre ayarlanması ile ilgili yapılmış bir çalışma. Önümüzdeki günlerde detaylarını da açıklayacağız. Yani bu Ocak ayının başında Sayın Başbakanımızın ve Sayın Bakanımızın açıkladığı artı istihdam dediğimiz bir program kapsamında da olacak. Ya da mevcut programların, işbaşı eğitim programı gibi programların değişen ihtiyaçlara göre yeniden ayarlanması şeklinde olacak. Bunun haricinde de tabii SGK'nın esasında uzun süreden beri devam eden bir teşvik programları var. Yani çeşitli özellikli gruplara ilişkin bazı teşvik programları var. Sigorta prim teşviki kapsamında. Çok uygun olan 5 puanlık bir sigorta, 5+6 içerisinde değil mi? Son resmi gazetede açıklanan listeyle 6 puanlık prim teşviği de Sinop'ta 2017 yılı içerisinde de tekrar uygulanmaya devam edecek. Bu da önemli bir teşvik olduğunu değerlendiriyoruz. Söylediğim gibi bir karşılıklı istişare boyutunda olacak. Öğleden sonraki kısmında ise bazı iş yeri, organize sanayideki ve Gerze'deki bazı yerleri, bazı bizim teşvik verdiğimiz, özellikle engelli hibe programları kapsamında hibe verdiğimiz iş yerleri de dahil olmak üzere bazı iş yeri ve ev ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bu ev ziyaretleri esasında bu milli seferberlik kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Önceden haber vermeden çat kapı olarak bildiğiniz gibi SGK'nın paydaşı, yani SGK'nın kapsam oranı %99,5 seviyesinde, herkes bir şekilde SGK'nın hizmetlerinden faydalanıyor. Ev ziyaretleri gerçekleştirerek bu hizmetlerimizden faydalananlarla onların sorunlarını dinlemek,
onlarla karşılıklı görüşmek üzerine de bir programımız var. Onu da öğleden sonra gerçekleştireceğiz. Söylediğim gibi amacımız istihdama katkı sağlamak çerçevesinde bakanlığımızın ne yapabileceğini, elindeki enstrümanları ne şekilde daha etkinleştirebileceğini tespit etmek üzerine başlattığımız bir çalışma. Bu çalışmayı sadece biz değil, bizimle aynı anda şu anda Türkiye'nin farklı 15 ilinde merkez teşkilatımızdan müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürlerimizin başkanlık yaptığı yine bizimki gibi heyetler gerçekleştirmekte. Türkiye'nin dört bir yanına yaklaşık bu dördüncü haftaya giriyor. İlk 6 Ocak'ta başlatmıştık bu kampanyayı, bu seferberliği. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz ve bu kapsamdaki görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Söylediğim gibi eğer sorularınız varsa bu konuyla ilgili ya da genel bizim şeyimize ilgili cevap verebiliriz. Ama daha çok bir basın bildirisi, yani bu yaptığımız işlemlerin yerelde de anlatılması amacıyla düzenlenmiş bir basın bildirgesi ya da basın toplantısı olarak değerlendirebiliriz. Ama özellikle de sormak istediğiniz hususlar varsa cevap vermeye hazırız. Arkadaşlarımız da burada. Dediğimiz gibi il müdürlerimiz de burada. Zaten il müdürlerimizle yaptığımız saha dün esasen akşamdan itibaren buradayız. Saha ziyaretlerinde eczaneleri bir iki iş yerinde dün gezme fırsatımız oldu. Yakın bir ilişki içerisinde olduğunu gördük il müdürlerimizin. Ama dediğimiz gibi eğer sorularınız varsa il müdürlerimiz ve biz de kapsayacak, onlara da cevap vermekten mümkün. Siz geçenler endeksten geçiyoruz. Bu arada işsizlik de tabii bu konuda şey yapıyor. Sizin katkılarınız nedir? Ve Türkiye'deki bugün yayılan işsizlik oranları... Yöntemler kullanmıyorlar. Bunlar Eurostat dediğimiz Avrupa İstatistik Ofisi'nin belirlediği normlarda belirlenen şeyde yapılıyor. Şu anda Sinop'da içeren bildiğim kadarıyla Kastamonu, Çankırı bölgelerini içeren bir istatistik olayı var. Şimdi tabii Türkiye'deki işsizlik oranlarının ise bildiğiniz üzere Türkiye 2011 yılından itibaren bir insani sebeplerden dolayı açık kapı politikası uyguladı. Bu çerçevede yaklaşık 3 milyona yakın, 2.7 milyon diğer milliyetlerden de olanlarla birlikte 3 milyona yakın geçici koruma statüsündeki kardeşimiz Suriye'de bulunmakta. Bunlar esasen baktığımızda bunların sadece %10'u kamplarda yaşıyor. Yani %90'ı şehirlerimizde yaşıyor. Bir şekilde sosyal hayata entegre olmuş durumdalar. Esasen bu istihdam hayatına entegre olma açısından belki tercih edilebilir bir durum. Ama şunu da unutmamamız lazım. Tabii hukuki şartları, yani onların kayıtlı olarak çalışmaların öndeki hukuki düzenlemeleri sağladı. Tam geçen senenin ortası itibariyle gerçekleştirildi. Bu kardeşlerimizin sigortalı ve kayıtlı olarak çalışmaların önündeki engel, hukuki engel kaldırılmıştır. Yani çalıştırmak isteyenler kayıtlı olarak çalıştırabilirler. Ve tabii kayıtlı olarak çalıştırıyor olmak demek normal Türkiye'de uygulanan şartlarda, asgari ücretlerden daha aşağıda şartlarda da faydalanmamaları şartını da beraberinde getirmekte. Yani normal şartlarda bir Türk vatandaşı nasıl çalışıyorsa Suriyeli kardeşlerimiz de o şartlarda çalışmasını gerektirmekte. Temel yaklaşımlarımızdan biri aktif iş gücü programlarından kayıtlı olarak çalışanların yararlandığı oranda bu geçici koruma altında çalışanları faydalandırmak gibi bir temel prensibimiz var. Çünkü sonuçta bunlar bir katkı vererek, işsizlik sigorta fonu bir sigorta prim katkısıyla, işsizlik sigorta primi katkısıyla dönen bir şey. Temel prensibimiz burada bunların istihdam hayatına katılmaları ve bunlara istihdam hayatına katılmaları konusunda da prim ödenen kişi sayısı oranında da faydalandırmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. 3 milyona yakın bir nüfus var. Yani Almanya'da, Avrupa'da, çeşitli ülkelerde bu kişilerin istihdam hayatına entegrasyonu bir belki temel çözüm olarak değerlendirilebilir ama
sayının çok fazla oluyor olması Türkiye açısından bunu çok daha zor bir duruma getirdiğinde hepimizin kabul etmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda işsizliğin artmasında da bir dezavantaj oluyor değil mi bu konuda? Yani şimdi tabii oraya yönlendirmememiz lazım. Yani o istihdam piyasasının kendi dinamiklerinin bir parçası olarak da görmek gerekir ama sadece onlardan kaynaklı derdim. Türkiye'deki işsizlik oranıyla dünyadaki işsizlik oranını karşılaştırmamızın tam birebir olabilmesi için iş gücünün katılım oranlarının aynı olması lazım. Bizim iş gücünün katılım oranlarımız en azından gelişmiş ülkelere göre biraz daha düşük. Yani iş gücüne katılım oranının daha fazla olduğunu görüyoruz Avrupa'da. Ama diğer taraftan da orada da iş gücüne katılım oranı fazla olmakla birlikte 15-64 yaş içerisinde bulunan kişilerin yaşlanmadan dolayı istihdam hayatından azalmalarının sonucunu da görüyoruz. Bu çok ilginç bir çalışma var Almanya'da. Bundan 20 yıl sonra istihdam piyasasında çalışan kişilerden yaklaşık 2,5 milyon kişi, 3 milyon kişinin daha az kişi çalışacağını, göçün sıfır olduğu varsayımı altında yaptıkları bir çalışma söylüyor. Yani yaşlanan nüfustan dolayı onlarda istihdam piyasasından çekilme de meydana gelecek. Orada bir iş gücü talebi yapıyor. Demografik dönüşümün farklı bir noktasındalar. Yani Avrupa'nın yaşadığı demografik dönüşümle Türkiye'nin yaşadığı demografik dönüşüm, istihdam piyasalarının daha farklı noktalarda olmalarını gösteriyor. Biz genç yaşlı bir nüfusa sahip olmamız ve bu 15-64 yaş içindeki nüfusun önümüzdeki dönemde de 2030-2040'lara kadar da daha halen daha yoğun bir şekilde yaşayacak olmasından dolayı bizim istihdam piyasasını daha fazla iş gücü arzı yaratmamız gerekiyor. Yani bizim bu yaş da burada önemli bir unsur oluyor. Bu sebepten dolayı yani birebir karşılaştırma çok doğru olmayabilir ama bizim her sene dediğim gibi yeni iş yaratarak bu genç nüfusu ve İslam piyasasına giren nüfusu sağlayacak bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. İşte bu şeylerin, çabaların sebebi de budur. İlk önce iki sorum olacak. Biri hibe kredilerinde yani iş gücünü artırma yönünde hibe kredilerinde bir geliştirme olacak mı? İkincisi emeklilikle alakalı konuştunuz. 14 ile 64 yaş arası. Bunda bir sınırlama yani yeni bir düzenleme gelecek mi? Çünkü 64 yaşına gelip de işte çalışan birçok